516 kişi oldu. Tabii aynı zamanda hasar tespitiyle ilgili bir ekibimiz de AFAD'ın görevlendirilmesiyle beraber Gaziantep'e gönderildi. Bu arada İstanbul'un AFAD tarafından Hatay'la eşleştirildiğini de buradan belirtmek isterim. İstanbul'dan buraya yoğun bir yardım akışımız oldu. Şu ana kadar Hamidiye fabrikamızdan 61 tır PET su sevkimizi gerçekleştirdik. Ve aynı zamanda Halk Ekmek fabrikamızdan da 37 tır, içinde 3 milyon 600 bin adet Akdeniz tipi besleyici ekmek olan 200 bin adet altın çörek, 61 bin adet paket olarak da Bebeküs bölgeye nakledildi. Çok sevk ettiğimiz eczatımız söz konusu, 140 kabin mobil tuvalette, 42 adet mobil duşa varıncaya kadar mobil şarj istasyonlarını dolaştırıyoruz bölgede, yoğun ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 14 istasyonumuz var. Yine bölgede fayda vermesi ve özellikle sevk, idare ve güvenliğe katkı sunması adına 107 zabıta personelimizi şu anda sevk ediyoruz bölgeye. İhtiyaç halinde Hatay Belediye Başkanımızla konuşarak bunun sayısını daha da arttırabiliriz. Şu anda 13 adet İSTAŞ temizlik aracımız ve 53 personelimiz burada temizlik çalışmalarına başladı. Bir veteriner ekibimiz de, 7 kişiden oluşan veteriner ekibimiz de sahada. Her biri 1200'er kişilik olan iki vapurumuz yolda, bu akşam burada oluyor ve içine insanları yerleştirdiğimizde hem sıcak, hem korunaklı, hem aynı zamanda içinde reviri olan, yine çocuk oyun bölümü olan, yine psikolog ekipleri olan, gerçekten yaklaşık 2500 kişinin yaşayabileceği çok özel bir süreci hazırladı arkadaşlarımız. Bir tanesi sanıyorum bu gece itibariyle içerisine vatandaşlarımızı almaya başlayacak. Bu arada 14 ilçemizle de İstanbul'da koordineli çalışıyoruz. 14 ilçe belediyemizin çalışmalarından da bahsetmek isterim. Onlar İstanbul'dan buraya 564 tır bu bölgeye yardım sevk etti şu ana kadar. 116 araç iş makinasını yine bölgeye sevk etti. Onların toparladığı tam 506 kişilik arama kurtarma ekibi de muhtelif şehirlerde katkı sunan çalışmaları sürdürdü. Onlar da bu bizim temizlik ekibine ilave olarak 6 aracı eklediler. Dediğim gibi sahada bunu ilerleyen vakitlerde arttıracağız. Sadece Hatay'da kurulan, ilçelerimiz tarafından kurulan aşevlerimiz var. Onu da belirteyim. Hatay'ın farklı ilçelerinde kurulan aşevlerimiz var. Hem büyükşehirimizin hem de ilçe belediyelerimiz tarafından sağlanan. Bir başka boyutu yardım kampanyası. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz olarak da 225 tır bölgeye sevk ettik. Gerçekten yoğun bir insanımızın katkısıyla oluşan çalışma sürdürüldü. İstanbul'da 21.317 kişi ve kurum bağış yaptı. Bunun hazırlanmasında da yaklaşık 14.000 gönüllü insanımız katkı sundu. Bunu da burada belirtmek isterim. Şunu ifade edeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına bölgede sürdürdüğümüz bu çalışmaların çok daha ihtiyaç duyduğunda artacağını, arama kurtarma ekiplerinin doğal olarak bir süre sonra geri çekildikten itibaren burada başta hijyen, temizlik gibi hususlarda, sağlık gibi hususlarda ki öncü sağlık ekibimiz şu anda var, sayısını arttırarak burada ihtiyaçları karşılama yönünde yoğun çalışmalarımız olacak. Birkaç cümleyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Kentleşme adına bir kırılma anı yaşamış durumdayız. Açıkçası bunun adı
asrın felaketi mi ya da asrın ihmali mi? Bunu elbette sorgulayacağız ve bu konuda konuşacaklarımız var. Mutlaka konuşacağız. Türkiye'nin önünde önemli bir süreç söz konusu. Aklın ve bilimin ışığında milletimize sağlam ve sağlıklı bir geleceği hazırlamak sorumluluğundayız. Bu masada bulunan belediye başkanları da sizin başkanlığınızda Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde önemli aktörlerdir bu sürecin hazırlığında. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Acılarımızı paylaşıyoruz. Umut ediyorum hızlıca yaralarımızı sararız. Sayın Genel Başkanım, değerli MYK üyeleri, milletvekillerimiz, basın mensupları, hepinize saygı sunuyorum ve ülkemizin 10 ilinde meydana gelenlerinde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Afet Koordinasyon Kriz Masası ilgili dairelerin kurumuyla hemen aynı sabah saat 5.30-6 toplantı.